İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Samosat-Adıyaman'da Roma dönemine ait kabartma figürü bulundu. WCIT 2019 konferansı ve 15. DigiTec Expo fuarı 6 Ekim'de Yerevan'da başlıyor. Öğret Ermenistan Vakfı'nın projeleri çerçevesinde Artsakh Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerine yaklaşık 30 öğretmen gönderildi. Yunanistan, Ankara'yı Avrupa'da göçmen krizini kendi amacı doğrultusunda kullanmakla suçladı. Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları tartışıyor. Hovik Çarkçıyan'ın Zamansız adlı kitabı yayınlandı. Batı Ermenistan'ın Samosat-Adıyaman ilinin Kahta ilçesinde köylüler tarafından bulunan Roma dönemine ait 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürünü 6 ayda 50.000 kişi ziyaret etti. Kahta'da üzerinde erkek ve kadın figürü bulunan kayayı gören köylüler durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Yetkililer tarafından yapılan incelemede kabartmanın Roma döneminde eşi ölen bir kişinin vedasını anlattığı belirlendi. Bunun üzerine 8 ton ağırlığındaki kaya vinç yardımıyla tıra yüklenerek Adıyaman Müzesi'ne getirildi. Müze bahçesinde hazırlanan alana yerleştirilen Roma dönemine ait kabartma ziyarete açıldı. Bilişim teknolojileri alanında en büyük etkinlik olan Dünya Bilişim Teknolojileri Konferansı WCIT 2019'a paralel olarak DigiTec Expo 2019'un 15. fuarı düzenlenecek. WCIT katılımcıları Mergelyan Enstitüsü'nde Ermeni teknoloji şirketlerinin ürünlerini görme şansına sahip olacak. Bu iki olay gerçekte Yerevan'ı 6-9 Ekim günlerinde bilgi teknolojilerinin başkenti yapacak ve böylece Ermenistan Cumhuriyeti'nin teknoloji dünyasında daha iyi tanınmasını sağlayacak. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu WCIT 2019 ve DigiTec Expo etkinliklerini düzenli olarak sizlere sunacak. Öğret Ermenistan adlı eğitim vakfı projeleri çerçevesinde Artsakh Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerine geçen yılki 17 öğretmen yerine yaklaşık 30 öğretmen gönderildi. Artsakh muhabirinin aktardığına göre bu olayı Artsakh Devlet Başkanı Bako Sahakyan ile görüştükten sonra Öğret Ermenistan adlı eğitim fonunun bölgesel yöneticisi Armen Hovanisyan ifade etti. Ona göre öğretmenlerin çoğu Kaşata bölgesinde öğretmenlik yapıyor. Hovanisyan konuşmasında Öğret Ermenistan adlı vakfının öğretmenleri sosyal faaliyetleriyle ve kültürel merkezin ayrıca eğitim ortamının reformuyla ilgili olabilecek çeşitli kalkınma projeleri uyguluyorlar. Bütün bunlar eğitimi daha verimli hale getirecek ön koşullardır dedi. Ajans France Press'in bildirdiğine göre Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Türkiye'yi Avrupa'daki göçmen krizini kendi amaçları için kullanmakla suçladı. Ankara'nın kıtada göçmen akışını kontrol edebileceğini ve kontrol etmesi gerektiğini belirtti. Türkiye sorumluluk almalı. Ege Denizi'ndeki göçmen akışını kontrol etme imkanına sahiptir. Türkiye'nin bu sorunu kendi jeopolitik amaçları için kullandığı izlenimi var dedi. Kiriakos Mitsotakis'e göre göçmenler değil, genellikle ekonomik mesleklere sahip mülteciler geliyor. TAS Ajansı, Avrupa Birliği Devletler Arası Servisinin açıklamasına atıfta bulunarak verdiği habere göre, Avrupa Birliği, Kıbrıs Ekonomik Bölgesi'nde sondaj faaliyetleri gerçekleştiren Türkiye'ye yaptırımlar uygulamayı tartışıyor. Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusu 14 Ekim'de Lüksemburg'da gerçekleşecek olan Avrupa Birliği Konseyi toplantısının gündeminde yer almaktadır. Avrupa Diplomasisi'nin Başkanı Federica Mogherini ile Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis 4 Ekim'de gerçekleştirdikleri telefon konuşmasında bu karara vardılar. Hacadurapovyan, Vahanderyan, Bedrosturyan, Lev Tolstoy, Maksim Gorki ve diğer büyüklerin yaşamı ve çalışmaları hakkında halkın bilmediği çok sayıda ilginç gerçekler 4 Ekim'de Daran Kitabevi'nde ilk sunumu yapılan Hovik Çarkçıyan'ın Zamansız adlı kitabında yer aldı. Armen Press'in bildirdiğine göre Zamansız adlı kitap Darak Yayınevi'nin Zaman serisinin ilk kitabıdır. Yazar kitapta yer alan hikayeleri kısaca sundu. Kitapta 1980'lerde Ermenistan Cumhuriyeti'nin nükleer santralinde ciddi sorunlar doğurabilecek büyük bir kaza gerçekleşmiş fakat hem santrali hem de Ermenistan Cumhuriyeti'ni kurtaran insanları anlatan bir hikaye yer almaktadır. Çarkçıyan'a göre çok az insan bunu biliyor. Yazar ayrıca Vahanderyan'ın Eçmiyaz'in hazinelerini kurtardığına, Charents ve Derenik Demircan'ın kız kaçırma olayına ve diğer enteresan hikayelere de değinmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dıncıre adlı topluluktan Garno Erdurum Koçaris adlı eseri sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.